aydan da bu haftadan da hiç hayır çıkacak gibi değil. Benim yürüdüğüm süre boyunca dolu yağdı. Yani yüzüme dolu yağdı yani. Çok uzun süredir almaya çalıştığım bir kargo kendisi. Aramızda bir hate love ilişkisi var. Yani kendime doğum günü hediyesi alayım derken bir yıl daha yaşlandım. Yeter bu kadar. Bugün de bitsin. Bu ay da bitsin. 2023 bit artık. Arkadaşlar günaydın. Bugün pazar. Artık ben mi haftayı bitireceğim, hafta mı beni bitirecek, kapışıyoruz yani. Bu noktada benim diyebilecek ve yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü korktuğum başıma geldi. Ben bu koşturmanın içinde bir yandan diyorum ki Öykü, vücuduna çok yükleniyorsun. Bir yerden patlayacaksın. Yani biliyorum çünkü kendimi. Nitekim bu sabah bademciklerim full şişmiş ve böyle boğazım ağrıyarak uyandım. Hasta olmadan önce bu hastalığı geçirmek için uğraşacağım ama bilmiyorum. Başarabilecek miyim? Başarmak zorundayım çünkü şu an gerçekten hasta olmaya da vaktim yok. Ben bunu dillendirdim mi ya? Size söylemedim galiba ama ailemle falan konuşuyordum. Daha dün yani. Hani dedim ki şu an böyle çok hassas bir denklemin içerisindeyim. Her şeyi böyle ucu ucuna yetiştireceğim. Hani bunu böyle bir hastalık vesaire bir şey girerse işin içine o zaman s**tım diyordum. Sipariş alınmış yani herhalde, bilmiyorum böyle niye mi oldu bu? İşte ama şu an bende bir ektiğini biçme durumu var. O yüzden çok da suçlayacak birisini bulamıyorum yani. Bu aydan da bu haftadan da hiç hayır çıkacak gibi değil. Ya ben bu kamerayı kapatayım, bir kenara koyayım. Sonra ben bir kendimi bir toparlayayım yani. Bir işlerimi halledeyim. Siz de işlerinizi halledin o arada. Herkes böyle bir toparlansın, normal bir şekilde geri dönelim ya. Ben buradan neşe salamıyorum ortama ve bu beni rahatsız ediyor. Size buradan kocaman mikroplu öpücükler yolluyorum. Mikrop değil ya, soğuk algınlığı. Şey yok, virüs yok, hiçbir şey yok. Ben biraz dinleneyim. Bye bye. Benim Spotify'daki beğenilen şarkılar kısmı çok deep web gibi bir yer. Gerçekten ne çıkacağını bilemiyorsun. Ve şu an bu modu yaşarken çıkan şarkı bu. Bu benim çocukluğumda zimmikti diye böyle ata ata söylediğim bir şarkıydı. Ve şu an ilk defa dinlerken sözlerini anlıyorum ve garip geldi. Bu şarkı hep böyle anlamadığım ama arabesk olan gözlerinin yeşilini özledimin Almanca versiyonu gibi kor bir şarkı olarak kalmalıydı ama şu an şarkının hayatımdaki yeri adına yeni bir sayfa açıldı. Hiç beklemiyordum. İşte günün küçük sürprizleri. Biz de kendimizi böyle heyecanlandıracağız. Neyse, keyif. Neyse, sanırım şu an olmayan aşk acımı çekecek vaktim yok. Ben ders çalışmaya kaçıyorum. Bu şarkı gerçekten trajik ya, bir saniye. Sevgilisinin kollarında ölmesinden mi bahsediyor? Keşke anlamasaydım sözlerini. İstemiyorum. Bu şarkıyı eski haline nasıl çevirebilirim kafamda? Life is full of pain ya. Dolu yağıyor şu an. Dolu. Yerlere bakın. O kadar fazla yağıyor ki. Ben hasta halimde hala taşınmaya çalışıyorum. Life. Artık ne diyeceğimi bilemediğim noktadayım. Az önce yine böyle bir dolu yükle tramvaydan yeni evime yürümem gerekti. Arkadaşlar zaten hastayım. Üzerine dolu yağdı. Şu an mesela yağmura döndü ama benim yürüdüğüm süre boyunca dolu yağdı. Yani yüzüme dolu yağdı yani. Ondan sonracığıma sabah işte ödev yapmak için okula gitmiştim. Zaten oradan böyle bir saat git bir saat dön falan. Eve döndüm. Bir saat uyudum, böyle kendime geldim. Biraz enerji topladım. Şimdi böyle bir deneyim. Bir daha gitti. Her şey yine sıfırlandı. Bunun üstüne bir de Ikea'ya gitmem gerekiyor. Hala nevresimim yok.
bir şeyler almam gerekiyor. O nevresimleri alıp yıkamam, sonrası da buraya getirmem gerekiyor. Bir hafta içinde evi boşaltmam ve buraya taşınmam gerekiyor. Ama artık... Okey, sakiniz. Şimdi, ay, ışık da çok garip. Yüzüm çok... Ay. Işık garip değildir. Belki ben hastayımdır ve renksizimdir. Şey gibi hissediyorum. Hayatımın zorluk seviyesini ayarlayacaklarken yanlışlıkla elleri çarpmış da böyle... Ekstreme kadar yollamışlar gibi. Bilmiyorum. Umarım yanlışlık bir an önce düzeltilir. Çünkü ben daha fazla dayanamayacağım. Ben... İlkan'ın işime ya. I can't. Arkadaşlar selam yeniden. Bugün 18 Ocak. Gerçekten bu koşuşturmanın içerisinde hala vlog çekmeye çalışıyor olmam çok takdir edilesi. Ben yani kendimi takdir ediyorum açıkçası, ya da diyorum ki öyle bu şevk ne yani, gerçekten bir artık sal, kimse senin hasta sesini duymak istemiyor. Ama productive hissediyorum. Productive hissedince de bunu paylaşmak istiyorum. Zaten tembel hissettiğim günlerde ortadan direkt siliniyorum. Fark etmişsinizdir belki. Şimdi bu sabah benim günüm saat 5'te başladı. 5'te uyandım, 6'da işe gittim, 10'da işten döndüm. Sonra bir şeyler yedim, işte ilacımı içtim falan. Dün aldığım nevresimlerimi yıkadım. Şimdi bunlar yıkandı, kurutuldu. Yeni eve gitmeye hazırlar. Sonrasında işte yine yeni eve götürmem gereken böyle 2 tane paketim var. Az sonra onları götüreceğim. Bu arada da bir yandan işte bu evi de temizledim. Sadece yeni eve temizlemem yetmiyor. Bu evi de temiz bırakmak istiyorum. O yüzden böyle her şey her yerde ama bir şekilde başaracağız. Evet. Böyle ben çamaşır atıyorum, geliyorum falan filan. Bir yandan da burada online dersteyim. Yani okulu da hala bırakmadım. Okula da hala bir yerinden tutunmaya çalışıyorum. Neyse ki böyle hibrit dersler yapıyorlar. Böyle hasta olup gelemeyenler için falan. Şu an aslında herkes sınıfta ama katılamayanlar için online olanağı da veriliyor. Bu da benim işime yaradı. Özellikle böyle bir dönemde. Öyle açıkçası şimdi şu paketleri kapatıp yine evime gideceğim. Dönüşte de kargomu almam gerekiyor. O kargonun da böyle bayağı bir maceralı hikayesi var maalesef. Hiçbir işim böyle direkt olduğu gibi olmuyor çünkü. Neyse, ona da geldiğimizde kargomu aldığımda anlatırım artık. Şükür geldi yani. Gerçekten sonsuzdan beri beklediğim bir kargoydu. Ben birazcık daha koşturayım. Siz de benim eve gelmemi bekleyin. Ya da benimle birlikte gelin artık, nasıl çekersem, ne yaparsam. Öpüldünüz.
arkadaşlar, kargomu yine alamadım. Benim hayatımda işte bu kadar nazlı bir paketim olmamıştı yani. Gerçekten hani yapmak istediğim tek şey kendime küçük bir hediye almaktı. O kadar uzadı ve o kadar uğraştırdı ki beni ve hala gelmedi. Ve yakın zamanda da gelmeyecek galiba ya, bilmiyorum. Şimdi müşteri hizmetlerini falan aradım olayı çözmek için ama kargo şeyde şu an, hani bu böyle pack station'lar oluyor ya, böyle kutu gidiyorsunuz, telefondan barkod gösterip açıyorsunuz falan. Orada burnumun dibinde yani ve alamıyorum çünkü yok önce telefonu aktive etmemiz gerekiyormuş ama telefonu aktive etmek için yine geleneksel yollarla kapınıza mektup yolluyorlar abi. Ben bu siparişi aralığın yarısında verdim doğum günüme yetiştireceğim diye. Bugün ocağın 18 arkadaşlar, benim doğum günüm geçeli 10 gün oluyor. Ve hala 1-2 hafta boyunca alıp alamayacağımı bile bilmiyorum yani. Gerçekten bu kargo gelince birlikte açacağız. Daha vazgeçmedim. Bu kargo bana gelecek. Şu an sinirlenmemi garip buluyor olabilirsiniz. Çünkü daha önceki şeyleri anlatmadım. Bu sadece böyle son damlasıydı. Ama neyse. Paketimi alamadım. Şu anlık bilmeniz gereken şey bu. Sinirliyim. Almanya'nın kargo sistemine de, dijitalleşememesine de sinirliyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hep de şey, Almanya övüp Türkiye gömmek değil yani. Bu konuda da Türkiye'yi. Neyse, ben artık gidiyorum. Kendime çorba yapacağım. Yeter bu kadar. Bugün de bitsin. Bu ay da bitsin. 2023 bit artık. Arkadaşlar selam yeniden. Bugün 23 Ocak ve ben şu anda kamerayı böyle koysam daha iyi olacak galiba. Bugün buradaki bu odadaki son gecem. Zaten şu an aslında oda bomboş yani, tüm eşyalarımı çoktan taşıdım. Bir şekilde taşınmayı son güne kadar erteledim. Hani hem diğer şeylerle birlikte taşınmayı anca yetiştirebildiğim için, hem de sanırım buradaki konfor alanımdan çıkmak biraz zor geldiği için. Beni Berlin'deki Erasmus zamanlarımdan beri takip edenler hatırlıyordur ki benim Berlin hikayem burada başladı. Ziyaret ettiğimde de yine gelip burada kaldım. Buraya master için geri döndüğümde de yine burada oda buldum. Yine buraya döndüm. Yani burası benim şu ana kadar Berlin'de ev dediğim tek yer, bu yurt. Benim için yeri çok ayrı o yüzden. Yani içindeki insanlarla, kare çirkin binayla, binanın kendisiyle bile kurduğum bir bağ var. Şimdi bu odanın böyle boş halini görmek bile biraz bana hüzün veriyor. Küçük flashbackler yaşıyorum buradaki anılarımla alakalı. Ki gerçekten ben burada çok güzel bir dönem geçirdim. Benim Berlin'e geri dönme heyecanımı yaşadığım, ya genel olarak hayatımın çok heyecanlı bir dönemine ev sahipliği yaptı. Şimdi yarından itibaren yeni odamda yaşamaya başlayacağım. Orada ev arkadaşlarım da olmayacak. Hayatımda ilk defa yalnız yaşıyor olacağım yani. Bilmiyorum o nasıl hissettirecek. Hep aslında hayalini kurduğum bir şeydi ama acaba yalnız mı hissederim? Çünkü dediğim gibi komün yaşamından başka bir şey bilmiyorum. Hani üniversiteye başladığımdan beri hep orada burada yurtlardayım ya da hani paylaşımlı evlerdeyim. Şimdi yeni evim gerçekten farklı bir konsept olacak. Farklı bir yaşama çeşidi olacak. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz sanırım. Şu ana kadar olduğu haliyle yeni evimi de çok sevdim. Gerçekten onu da kendime göre düzenledim, temizledim. Şu an yaşamaya hazır. Ama yine de böyle alışmış olduğum bir düzeni terk etmenin burukluğu da var. Çok uzağa taşınmıyor olsam da büyük bir değişiklik olacak o yüzden benim için. Ama güzel olacak. Gerçekten oraya da en az buraya olduğu kadar, hatta çok daha fazla bağlanacağıma eminim. Evet, size birazcık bu odanın boş halini de göstereyim. Hala inanamıyorum gerçekten yani, bu odayı yeni oda turu diye size gösterdiğim gün dün gibi. Hayat çok hızlı. Gerçekten ben yetişemiyorum hiçbir şeye ama güzel olacak. Her zamanki gibi bu da güzel olacak. Öyle görünüyor. Aslında o kadar da hüzünlü bir boşluk değil. Çünkü hala evinde kaldığım kızın eşyaları falan duruyor ama böyle burada yarın taşımam gereken 2 paket eşya kaldı. Onun dışında her şeyi toparladım, götürdüm. Dolapların içini falan hep boşalttım. Uf. Neyse, hüzünlenmek yok. Gerçekten orası da güzel olacak. Ama son bir kez bu odaya da birlikte veda edelim istedim yani açıkçası. Yarın sabah bu evden çıkacağım ve akşam başka bir eve döneceğim. Let's see. Bakalım. Şimdilik görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. We'll be right back.
zaman. Sanırım yeni evime geçtiğimden beri ilk defa vlog açıyorum. Ve çok da absürt bir yerde açtım yani. Böyle kaloriferin önüne çökmüşken odanın düzenini daha tamamen oturtamadığım için neredeysem orada vlog çekiyorum. Ama konumuz o değil. Konumuz bu. Çok uzun süredir almaya çalıştığım bir kargo kendisi. Yani çok uzun süre değil, hayatımda en uzun süre peşinden koştuğum kargo. Aramızda bir hate-love ilişkisi var. Şimdi daha önce bir pack station'dan bunu almaya gidip alamama maceram olmuştu bu vlogun içinde. Ama o böyle buzdolabının sadece böyle görünen küçük bir kısmıydı. Bunun hikayesi gerçekten çok uzun arkadaşlar. Birazcık anlatmak ve aynı zamanda da kutu açılımı yapmak istiyorum şu anda. Çünkü bunu hak ediyor kendisi. Şimdi öncelikle bugün Ocağın 27'si ve ben... Oh! Tırnağımı kırdım. Gerçekten beni sevmiyorsun. Evet, şimdi de kamera hafıza kartı hatası vermeye başladı. Telefondan devam ediyorum o yüzden. Yok yani, bir işte aksilik varsa herhalde sonuna kadar. Bu kutu aksiliksiz açılmıyor da. Yani... Gerçekten helal parayla aldım. Neden böyle oluyor? Geri dönüyoruz bunun hikayesine. Bugün ayın 27'si, 27 Ocak. Ben bunu kendime bir doğum günü hediyesi olarak söylemiştim aslında. Yani 8 Ocak'a doğum günüme yetişsin diye. Aralığın son haftasında bunu sipariş etmiştim. Yani bir aydır bunu almaya çalışıyorum. En azından Ocak bitmeden elime vardı. Hala doğum günü ayımdayız. Happy birthday to me sanırım. Şimdi işin özü, kendime bu parfümü almaya çalışıyordum. Bu senede ilk defa hani böyle kendi paramı kazandığım için ya da ne bileyim zor bir yıl geçirdiğim için, kendimi birçok şey için ödüllendirmek istediğim için, böyle kendime güzel, istediğim, normal şartlarda almayacağım bir şey almak istedim. Böyle bir jest yapmak istedim kendime ama işte bünye alışkın olmayınca olmuyor. Neyse, öncelikle bunu ilk sipariş ettiğimde adresi doğru girmiş olmama rağmen otomatik olarak yanlış bir posta kodunu aldığı için farklı bir yere gitti ve teslim edilemedi. Müşteri hizmetlerini falan aradık, yapabilecek bir şeyimiz yok. O adrese gelecek, sizi bulamayacak, ondan sonra bize geri gönderilecek, ondan sonra 2 hafta içerisinde de para iadesi alacaksınız gibi bir cevap aldık. Dedik tamam, okey, ne yapabiliriz? Yenisini sipariş edebilirsiniz. Tamam dedim, hadi okey, yenisini sipariş edeceğim. Yenisini sipariş ettim arkadaşlar. Yanımda arkadaşım da vardı, böyle çok dikkatlice yaptık tüm adımları. Siparişi verdim, sonra sipariş onayı için gelen e-mailde bir baktım, yine yanlış posta kodu. Gerçekten elimizle giriyoruz her şeyi, sonra birden o otomatik olarak değiştiriyor. Sonra yeniden aradık müşteri hizmetlerini. Dedik ki hani hemen şu anda sipariş verdik, bunu hemen iptal edebiliyor muyuz? Edemiyorsun, öyle Türkiye'deki gibi bir tıkla iptal falan. Burada yok öyle dijitalleşme. Burada öyle teknolojiler yok. Dediler ki o da gelecek adresinize, sizi bulamayacak ve sonra geri gönderilecek ve sonra para iadesi alacaksınız. Sonra işte müşteri hizmetleri bize bir şey yapamayınca ben işte arada mail atıyorum falan filan. Böyle 1-2 hafta boyunca bu beklemede kaldı. İade alıp almayacağımı bilmiyorum. Hem yenisini acaba böyle 3. kez sipariş etsem acaba aptallık mı olacak, alabilecek miyim falan. Bu arada bana bir cevap maili geldi. Ben para iadesi istemiyorum, bana bu ürünü yeniden gönderin demiştim. Ondan sonra bunlar benim adıma yeniden sipariş oluşturmuşlar ve 3. kez bu sipariş bana doğru yola çıktı. Ve tabii bu arada ben dedim ki işimi sağlama alayım. Beni adreste bulamazsanız işte bu pack stationlar oluyor ya, onlara yönlendirdim. Oraya geldi. Bir 10 gün öncesinden falan bahsediyorum. Ben zannediyorum ki işte müşteri numarasıyla ya da yolladıkları maildeki bir bilgiyle oraya girip alabileceğim. O makineden bir şey alabilmek için benim telefonumu aktive etmem gerekiyor. Telefon aktivasyon kodu gerekiyor. Onun için de senin adresine bir mektup yolluyorlar. Tamam dedim, hadi hala vaktimiz var, bir hafta içerisinde bunu çözebilirim. Sonra şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Mektubu yollayacakları adresi girme yerine benim tam adresimi giremiyorum. Çünkü karakter sayısı yetmiyor. Tam adresimi veremeyince de o mektubun bana ulaşması da imkansız. İşte bununla alakalı defalarca mailler attım. Bana diyorlar ki ekstra bilgiyi soyadının arkasına yazın ya da işte ev numarasının arkasına yazın. Orada da karakter sınırı var. Soyadını zaten değiştiremiyorsun. Kilitli o. Hani ben böyle gittikçe agresifleşmeye başladım. Bir sonraki mailimde şey yazıyorum. Siz kendi sisteminizi mi bilmiyorsunuz? Hani buraya eklenilmiyor. Beni oyalamayın. Bana işe yaramayan tavsiyeler vermeyin artık. Benim sorunumu çözün. Bilmiyorum ne kadar böyle mailleşmişimdir. Kaç kere müşteri hizmetlerini aramışımdır. Kaç kere DHL ofisine gitmişimdir. Hepsini minimum 3 kere yaptım. Mail kısmı belki 10 kere. Şunun peşinde gerçekten bir ay boyunca aktif olarak şunu almak için uğraştım arkadaşlar. En sonunda kavuştum ama en son mailimde demiştim ki en kötü ihtimalle çevredeki herhangi bir DHL dükkanına gönderin, ben gidip oradan alayım yani ne olur diye. En sonunda o şekilde çözdüler işimi. Bilmiyorum, gerçekten sadece kendime küçük bir hediye almak istemiştim. Şimdi
Armani'den kendime bu parfümü aldım. Ya bunu almamın da aslında bir öncesi hikayesi var. Rusya'ya dayanıyor. Moskova'da GUM alışveriş merkezinde gezerken böyle elimize bir tester tutuşturdular. Ben de böyle almış bulundum. Bir kokladım. Çok güzel geldi. Yani böyle bir daha koklamak istedim. Sonra arkadaşlarımı koklattım. Dora ve Claudia vardı işte. Onlar da böyle bayıldılar falan. Ondan sonra bu böyle bizim aramızda şey oldu. Ne zaman duty free dükkanına gitsek mesela böyle gidiyoruz oradan. 3-4 fıs sıkıyoruz. Ondan sonra böyle şey diyoruz. Duş almayalım. Gerçekten bu koku üzerimizde kaldı falan. Hani böyle o derece hype'lıyız bu parfüm için. Sonra girdik baktık tabii ki fiyatına falan. O zamanlar bir de böyle şey. Euro'nun ilk defa 20'leri gördüğü zamanlar yani böyle hayatımın şoklarını yaşadığım zamanlar. Bunu da böyle Euro cinsinden falan görünce dedim ki öykü olsun, güzel bir hayaldi yani, unutsam bunu. Ama şimdi şartlar değişti. Ya bunu hala çok ucuz buluyorum diyemem ama işte yani geçen sene görüp isteyip ve pahalı bulduğum bir şeyi bu sene dedim ki yani kendi paramı da kazanıyorum. Neden almayayım? Kendime neden böyle bir küçük jest yapmayayım? Dedim ve yapamadım yani bu... Bir aydır kendime jest yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu kadar böyle bir şey olabilir mi ya? Yani kendime doğum günü hediyesi alayım derken bir yıl daha yaşlandım. Evet, hikayemiz bu kadardı. Şu an kendisi ellerimde. Geç olsun güç olmasın diyeceğim ama geç de oldu, güç de oldu. Ama olsun. İyi ki doğdum. Böyle arkadaşlar, bu arada bu vlog ne yaptı ne etti bilmiyorum. Umarım bir önceki vlog kadar yorgunluk ve bitmişlik içermiyordur ama sanırım öyle yani, öyle yaşadığımı ben biliyorum tabii ki öyle. Neyse, ocağı ve vlogu burada bitirmek istiyorum. Gerçekten umuyorum ki Şubat'ın başında sınavlarımın da bitmesiyle yeni bir modla, iyi bir yeniden doğmuşlukla buraya geri döneceğim. Oy, bir rahatladık ya. Yarın sabah uyanıp DHL'e mail atmak zorunda olmamak güzel hissettiriyor gerçekten. O zaman hepinize kocaman öpüyorum şimdilik. Bay bay. Şöyle koyduk gitti artık. Heh. Az önce yine... Ne desem bilemiyorum gerçekten. Çok zor, çok zor. 18 Ocak. Ne? Nice. Ya şu ana kadar... Ay, kızın adını unuttum. Sakinim. Kafayı yemedim, sakinim. Thank you.